Herkese selamlar, saygılar. Bilim kurgu seven hemen hemen herkesin ilgilendiği, hem ülkemizde hem de dünyada oldukça sıkı takipçileri olan çizgi romanları, dizileri, filmleri derken özellikle son dönemde sinema dünyasına damga vuran Marvel evrenine dair bir bilgilendirme videosu yapmak artık bize farz oldu. Aslında düzgün içerik üreten çok kanal var ama tek veya 1-2 partlık videolarda birçok kahramanı kısa ve öz bir şekilde anlatan bir video bulunmaması bizi harekete geçirdi. Bu videomuz da 2 bölümlük bir serinin ilk bölümü olacak. Sevdiğiniz herhangi bir kahramanı bulamazsanız hiç telaşa kapılmayın. Bu iki videoda anlattığımız karakterleri iyilerin tarafında olan, en çok tanınan, merak edilen ve sevilenlerden seçtik. Sonraki zamanlarda yan karakterler ve kötüler için ayrıca videolar hazırlayacağım. Başlarken dedik ki madem yakın zamanda Eternals filmi geliyor, önce oradaki temel karakterleri anlatarak başlayalım. 2 bölümlük serimizin ilk videosunda önce 11 tane Eternals karakterini, sonra da 19 tane yenilmez karakterini anlatacağız. Sizi çok bekletmeden yayınlayacağımız ikinci bölümde ise önce 7 tane galaksinin koruyucusu karakterini, son olarak da 19 tane X-Men karakterini anlatacağız. Fark ettiyseniz yine bizim liste videolarımızdan alışık olduğumuz 56 rakamına 2 videoluk seride ne yapıp edip ulaştık. Hazırsak artık başlıyoruz. Birinci kahramanın adı bu sene heyecanla beklenen Eternals filminde tanıyacağımız Dark Knight, yani Kara Şövalye. Asıl adı Dane Whitman olan bu karakter insanüstü güçleri olmayan atletik bir adam. Lakin Eternals karakterlerinden Cersei ile aralarındaki ilginç bir bağlantı sonucunda gücü, hızı ve diğer fiziksel yetenekleri hafif düzeyde artmış. Aslında bir bilim adamı olan Dane, fizik, genetik ve makine mühendisliği de dahil bir sürü ileri bilim ve teknolojiye oldukça hakim. Çok eski ataları, Kral Arthur'un savaşçılarından olduğundan, soyundan gelen kılıç ustalığı ve mükemmel dövüşçülük gibi özellikleri de mevcut. Güçlü stratejik ve taktik bilgileri bulunan uzman bir süvari olması, bir de Cersei'den edindiği güçlerle Avengers'a ilk başlarda geçici olarak katılsa da sonradan liderliğini de yapmış. Ayrıca genetiğini değiştirdiği Aragorn adında kanatlı bir atı da varmış. Bakalım bu hem tarihi mistik bağları olan hem de değişik yetenekleri olan karakteri Eternals filminde nasıl anlatacaklar? Bekleyip göreceğiz. İkinci sırada diğer önemli bir Eternals karakteri Icarus bizi bekler. Normalde ismi çok net bilinmeyen, kendini Daidalos olarak tanıtan bu karakter, yüzlerce yıl önce yaşanan bir trajedi sebebiyle kendine Icarus demiş. Antik Yunan'da bir insan kadınla evliliğinden doğan oğluna Icarus adını vermişler, bir yerlerden tanıdık gelmiştir. Oğluna uçmayı öğretmiş. Beraber uçarak vakit geçirmeyi çok seviyorlarmış. Uçma konusunda acemi olan oğluna kanat filan yapmış. Icarus, Deviantlarla savaşa gidince oğlu kendi kendine uçmaya kalkmış ve üst atmosferde bilincini kaybedince yere çakılarak ölmüş. Babası da onun adına ithafen adını Icarus olarak değişti. Tüm Eternal'lar gibi kozmik enerji sayesinde yaşam gücü artan bu karakter, hastalıklara ve yaşlanmaya karşı bağışık olsa da yaralanmalara karşı savunmasız. Eğer yaralanırsa oluşan yara ve eksik dokularını yenilemesi gerekiyor. Kozmik enerji sayesinde yorulmak bilmeyen kahramanımız aşırı sıcaklıklara dayanabiliyor. Düşük seviye psişik yetenekleri olsa da çok amşam şeyler değil. Küçük nesneleri veya kendi görüntüsünü karşısındakine farklı gösterebilme gibi küçük illüzyonlar yapabiliyor. Yine kozmik enerji sayesinde kuvvet, ısı, ışık ve elektromanyetik enerjileri kullanabildiğinden maddelerdeki gravitonlara hükmedip uçabiliyor ve göz ve ellerinden yakıcı ışınlar atabiliyor. Tüm Eternal'lar gibi kendini ışınlayabiliyor ama hepsi bunu çok tatsız buluyormuş. Bu karakterdeki hemen hemen tüm özellikler diğer Eternal'larda da var. Ama çok küçük farklarla bir özellik diğerinden daha iyi veya daha kötü. Mesela hepsi hızlı ama biri diğerlerinden daha hızlı. Hepsi uçuyor ama biri daha hızlı uçuyor gibi. Icarus de diğerlerinden daha hızlı uçabiliyor ve daha dayanıklı. Üçüncü sırada bir başka Eternal, Tena var. Bu karakterin diğerlerinden öne çıkan özellikleri zeka, bilgelik ve silahlı silahsız dövüşte çok iyi bir savaşçı olması. Tena, bileşimi bilinmeyen bir zırh giyiyor, soğuk enerjili oklar atabilen bir yaya ve rakibini ısı ve ışık halkalarıyla saran veya onları antigravitonlarla bombalayan bir enerji mızrağına sahip. Normal hikayede Tena, aşkı için Icarus ve diğer Eternal'lara sırt çevirmiş. Ama daha sonra yaptığından pişman olup geri dönmüş. Hikayelerde bir ara bütün Eternal'lar hafızalarını kaybetmişler. Günümüze kadar da bu şekilde yaşamışlar.
Sonra bir şekilde hafızalarını geri kazanıp Icarus'la birlikte Eternal'ları bir araya toplamaya çalışmışlar. Yeni çıkan fragmanın son sahnesinde masada 10 kişi olması gerekirken neden 6 kişi olduğunu sorgulamıştım. Belki de sebep buydu. Filmlere belli olmuyor. Eğer hikayeyi değiştirmeden anlatırlarsa buna benzer bir şey çıkacaktır. Hayırlısı diyelim. Dördüncü sıradaki Eternal karakterimizin adı Cersei. Bu karakter diğer Eternal'lardan ayıran en önemli özellik olarak maddelerin ve canlıların moleküler ve atomik yapılarını değiştirebilme yeteneğine sahip. Diğerleriyle aynı özelliklere de sahip ama esas gücü bu psiyonik güçleri. Hatta zorlansa bile atom altı maddeleri dahi düzenleyebiliyor. Hikayesi de oldukça ilginç. Mahat Viri isimli bir zihinsel hastalığı varmış. Ölümsüz olduğu için de bu hastalığın çözülemiyor olması herkes için büyük bir problem olmuş. Yenilmezlere Kaptan Amerika'nın teklifiyle katılan Cersei bizim kaptanla flört falan etmiş. Tabi esasen Kara Şövalye ile aşk yaşamış olan karakterimiz zihinsel rahatsızlığının başka bir düşman tarafından yaratıldığını öğrenince suçlandığı hangi konu varsa aklanmış. Bu arada şunu söylemeden geçmeyelim. Tüm Eternal üyeleri göksel varlık Celestial'ların onları yaratmaktaki gerçek amaçlarını öğrenince büyük hüsrana uğramış ve toplu halde kendilerini öldürmüşler. Çok hazin bir son. Ama tahminimizce sinematik evrende bu böyle olmayacaktır diye düşünüyoruz. Devam. 5. Diğer bir Eternal üyesi Kingo. Artık tüm Eternal'ların ölümsüzlük, süper güç, uçuş, enerji projeksiyonu ve moleküler manipülasyon gibi güçlerini tekrarlamamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bunların dışında Kingo bir samuray. Acayip kılıç kullanıyor ve şan şöhret olaylarını çok sevdiğinden oyunculuk yaparak bir Bollywood yıldızına dönüşmüş. Bayağı günümüzde aktörlük yapıyormuş. Fragmandaki danslı şekilli şüküllü sahnelerin sebebi şimdi anlaşılmış oldu. Dövüş sırasında süper güçlerini kullanmaktansa sadece kılıç ustalığını kullanmayı tercih ediyormuş. Daha 5 karakter anlattık ama film bayağı ilginç bir şey olacak herhalde. Merakla bekliyoruz bakalım. 6. Sıradaki Eternal karakteri Ajax. İşte tam da burada işler biraz karışıyor gençler. Çünkü normalde bu karakter çizgi romanlarda kadın değil, bayağı erkek. Şimdi ben size anlatacağım ama filmdeki Ajax da böyle olur mu onu bilemiyorum. Neyse ben anlatayım da gerisini filmi izleyince anlarız artık. Ajax bildiğimiz Eternal özelliklerinin hepsine sahip. Öne çıkan özelliği ise dayanıklı olması ve göğüs göğüse savaş ve güreş konusunda çok iyi olması. Yani şimdi filmde gidip Salma Hayek'i güreşçi yapmazlar herhalde ama belli de olmaz bunlara. Neyse devam. 7. sıradaki karakter adını destanlardan duyduğumuz Gılgamış. Bu karakterin adı bize hemen Gılgamış destanını anımsatsa da orada anlatılan hikayeyle neredeyse hiçbir bağlantısı yok. Belki de tek ortak noktaları Sümer devletine bağlı Uruk şehrinin krallığını yapmış olmaları. Bildiğiniz gibi destanda anlatılan Gılgamış yarı ölümlü ve ölümsüzlüğü arıyor. Bu zaten ölümsüz. Her neyse, Eternal olan Gılgamış tarih boyunca türlü devletler adına savaşlara katılmış, krallarla arkadaşlık etmiş, seferler yapmış. Diğerlerine göre en belirgin özelliği fiziksel gücü en yüksek Eternal olması. Zeka ve hız açısından geride olsa da kas gücü bakımından açık ara farklı en önde. Herkül'le beraber savaşıp modern zamanda ev arkadaşlığı filan da yapmış. Neyse, devam. 8. Eternal üyesinin adı Druid. Bu seferki Eternal üyemiz biraz değişik. Icarus'in kuzeni olarak anlatılan karakter güç hırsı olan ve bu sebeple de ortalığı birbirine katabilen birisi. Icarus'in babasının ölümüne dolaylı yoldan sebep olmuş. Druig'in babası Icarus'ı evlat edinince bu sefer de Icarus'ı kıskanmaya başlamış. En belirgin ve gelişmiş Eternal özelliği ise dayanıklılık ve zihin madde manipülasyonu. Neredeyse Cersei kadar iyi bir psiyonik olarak tarif ediliyor. Bak yine fragmandaki son sahne geldi aklıma. Demek ki bunların aralarında da saçmalayanlar olmuş ve bir şekilde günümüze ulaşamamışlar. 9. sıradaki karakterin adı Pastos. Bu karakterimiz diğerlerinin aksine melankolik, duygusal ve takıntıları olan birisi olarak anlatılıyor. Hayatın anlamsız olduğunu ve yaşamın ne amacı olduğunu sorgulayıp hüzünlenerek yüzlerce yıl geçirmiş. Asıl belirgin özelliği ise zekası. Diğer Eternal güçlerinden ortalama düzeyde faydalansa da zeka açısından çok önde. Ekip için çok sayıda silah ve makine icat etmiş. Dahi düzeyinde bir teknoloji uzmanı, mucit ve mühendis olarak tasvir ediliyor. 10. Şimdi de geldik Eternal ekibinin minik üyesine, Sprite. 11 yaşındaki bir çocuk bedenine mahkum olarak yaşayan bu karakter, ekibin en düzenbaz ve en haylaz üyesi. Diğer Eternal'lara yanılsamalarla şaka yaparak sürekli kandırıyormuş. Çocuk olarak kalmak istemediğinden büyüyebilmek için bir Celestial'ın gücünü türlü çakallık yapıp kullanarak diğer herkesin hafızasını silmiş. Bu olay ilerleyen zamanlarda domino etkisiyle tüm ekibin toplu intiharına sebep olmuş.
tüm ekip tekrar diriltildiğinde yine bu arkadaş çocuk bedenine tıkılıp kalmış. Diğer tüm Eternal'larla ortak güçlere sahip olsa da en öne çıkan özelliği illüzyonlardaki ustalığı. Karşısındakinin 5 duyusuna da hitap edebilecek gerçeklikte illüzyonlar yaptığından çok etkili bir Eternal olmuş. 11. Listemizdeki Eternals karakterlerinin sonuncusu Makkari. Yine işlerin karıştığı noktadayız. Bu karakterde çizgi romanlarda erkek ama filmde kadın olarak göreceğiz. Yapacak bir şey yok, bize anlatmak düşer. Gerisini filmi izleyince düşüneceğiz artık. Bu karakterin en belirgin özelliği hızı arkadaşlar. Tüm Eternal'lar içinde en hızlı karakter bu. Bu da Gılgamış gibi, Cersei gibi ve Druid gibi insanlık tarihine bayağı etki etmiş. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda çok müdahalesi varmış. Film fragmanında da düşmekte olan bir sütundan birini hızı sayesinde kurtarırken görmüştük. Bu karakterle birlikte Eternals üyelerini bitirdik. Şimdi hemen bir ara verip başka bir konuya değineceğim. Kankam, canım kardeşim, buralara kadar geldiysen abone de olmalısın gibi yani. Sen bilirsin ama olursan çok mutlu oluruz, biliyor musun? Hadi abone ol, beğen, çanları aç. Teşekkürler, iyi ki varsın. Kaldığımız yerden devam edelim. 1. Demir Adam. Howard ve Maria Stark çiftinin evlatlık oğlu Anthony Edward Stark. Yanlış duymadınız, çizgi romanlarda esas hikayede Tony Stark evlatlık bir çocuk. Anne ve babası da eski S.H.I.E.L.D. ajanları. Neyse, bu konular çok derin, girersek çıkamayız. Biz iyisi mi sinematik evrenden devam edelim. Bu evrenin en renkli ve en çok sevilen isimlerinden olan karakterimiz dünyadaki en zeki insanlardan birisi. Dahi, zengin, şımarık ama kahraman. 10 halka teröristleri tarafından kaçırılınca ellerinden kurtulmak için geliştirdiği zırhla başlayan macerası yenilmezlerin kurucularından olmasına kadar ilerledi. Geliştirdiği onlarca zırh sayesinde hem dünyada hem de dünya dışında oldukça çetin savaşlardan çıkabilmiştir. Marvel bu karakteri dahi, süper zeki, usta mühendis, usta iş adamı, usta taktisyen ve nitelikli savaşçı olarak tarif eder. Yeter mi bu karaktere? Tabii ki de yetmez. Ama liste daha uzun. Geçiyoruz bir diğer kahramanımıza. 2. Kaptan Amerika. Steve Rogers, Marvel evrenindeki ilk yenilmezdir. Doktor Erskine ona güç serumunu vermeden önce zayıf, çelimsiz ve kalp, tansiyon, astım gibi hastalıkları olan bu koca yürekli adam 2. Dünya Savaşı'na katılmayı çok istese de hiç kabul edilmemişti. İyi kalpli, alçak gönüllü ve cesur yürekli oluşunu fark eden Erskine onu süper asker yapmaya karar verince Kaptan Amerika'da doğmuş oldu. Kızıl Kafatası'ndan tutup da Ultron'a, iç savaşta Iron Man'le kapışmasından Thanos'a karşı verdiği mücadelelere kadar bu adamın nasıl asla pes etmeyen bir kahraman olduğunu çok da anlatmamıza gerek yok. Thor'un çekicine layık olması zaten en büyük kanıt olsa gerek. Mükemmel bir hafızaya, analitik, taktiksel bir zekaya sahip. Değişen şartlara ayak uydurup hemen yeni stratejiler üretebilir. Gücünü, çevikliğini ve dayanıklılığını şöyle hesap edin. Arabalar kadar hızlı koşabilme, 30. kattan atlayıp yoluna devam edebilme ve dünyadan veya dünya dışından hangi düşman olursa olsun baş edebilme. Ayrıca zehir, enfeksiyon veya hastalıklara karşı bağışık. Kolay kolay da sarhoş olamıyor. Çünkü vücudu çok hızlı iyileşebiliyor. Vibranyum metalinden yapılma aşırı dayanıklı kalkanıyla da neler yapabildiğini ne siz sorun ne biz söyleyelim. Daha ne olsun? Her ne kadar emekli olsa da kalplerde yeri ayrıldı. 3. Karadul. Natalia Alyanovna Natasha Romanov. Kısaca Karadul, Scarlett ablamızın efsane oyunculuğuyla aklımıza kazındı. Bu karakter eski KGB ajanı olarak Kırmızı Oda denen yerde çocukluktan yetiştirme bir casus. Ama öyle dümdüz casus demek yetmez. Aynı Steve Rogers gibi çok hızlı analitik, stratejik ve taktiksel bir zekaya sahip. Dünyanın en iyi casuslarından biri olmasından dolayı türlü dövüş sanatlarında ustalık, akrobatlar kadar çeviklik, keskin nişancılık gibi üst düzey becerilere de sahip. Bunların dışında teknolojiyle de arası iyi olan Karadul, tam bir hacker desek yanlış olmaz. Loki'yi bile manipüle edebilecek kadar zeki ve çakal olan bu ablamız Endgame'de kendini feda etti ama kendine ait filmiyle adından daha çok söz ettirecektir diye düşünüyoruz. 4. Şahin Göz. Bu ekibin belki de tek evli mutlu çocuklu karakteri olan Clint Barton, belki de bir aileye sahip olmasından ötürü aynı zamanda ekibin her zaman derleyen toplayan üyesi olmuştur denilebilir. Hemen hemen herkesi motive edebilen bir abi tadında oluşu bu ekibe çok şey kattı. Ekipteki herkes gibi taktik ve dövüş sanatları konusunda çok iyi olsa da esas özelliği çok iyi bir el-göz koordinasyonuna sahip olmasından ötürü dünyanın en iyi nişancısı olması. Ayrıca hatırlarsanız ekibi taşıyan jetleri de hep Clint Barton kullanıyordu. Demek ki pilotluğuna da diyecek laf yok. 5. Hulk. Normal şartlarda halim selim, naif, saf, başına vur elindekini al kafasında bir adam olan Bruce Banner,
General Ross tarafından çaktırmadan süper asker serumu yaratmak üzere yönlendirilince hayatı altüst oldu. Biyokimya, nükleer fizik ve gama radyasyonu üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenen bilim adamımız, Vita ışını yerine gama ışınlarını kullanınca bir kaza yaşandı. Bu kaza sonucunda öfkelendiğinde, kışkırtıldığında veya heyecanlandığında devasa, yeşil ve öfkeli bir yaratığa dönüşmeye başlayan Dr. Banner, ömrünün çoğunu hükümetlerden ve askerlerden kaçarak geçirse de S.H.I.E.L.D. onu hep izliyordu. Önünde sonunda onun gücüne ve zekasına ihtiyaç olunca ekibe dahil oldu ve en çetin savaşlarda ekibe yıkıcı güç olarak çok yardımı dokundu. Zehir, ateş ve kurşun işlemeyen, hızlı iyileşen, süper hızlı koşup süper yükseklere zıplayabilen ve yüzlerce ton ağırlığı kolayca kaldırabilecek bir güce ve bedene sahip. Aynı zamanda Karadul'la da romantik, tatlı bir ilişkileri de olmuştur. Eklemeden geçmeyelim. 6. Thor. Geldik 9 diyarın koruyucusu Odin oğlu Thor'a. Odin ve Hela'dan sonra en güçlü Asgardlı olan Thor, babası ve ablasının ölümüyle en güçlü Asgardlı oldu. Şunu belirtmekte fayda var. O kadar film, hikaye, maceraya rağmen halen sinematik evrende Thor'un en güçlü halini görmedik. Zaten insanüstü güçlü olan Thor, kendi ırkının da en güçlüsü. Hulk'u pataklayabildiğini unutmayalım. Doğuştan gelen hava durumu kontrolü, şimşek, yıldırım kullanabilme özelliğinden dolayı yıldırım tanrısı olarak kabul edilen Thor, süper hızlı refleksler, süper insan ötesi güç, uçabilme, üstün dövüş kabiliyetleri, hızlı iyileşme gibi yeteneklere sahip. Gücünü şöyle anlayın. Tüm sonsuzluk taşlarını toplamış olan Thanos bile Stormbreaker'lı Thor'u durduramamıştır. Ki Thor daha gelişip güçlenmeye devam edecek. Kim bilir daha neler olacak. 7. Scarlet Witch. Kaos büyüsünün usta kullanıcısı Wanda Maximoff ablamız, başlarda ailesinin ölümü yüzünden özellikle Iron Man olmak üzere tüm yenilmezleri sorumlu tuttuğu için kardeşiyle birlikte Ultron'a katılmış, Ultron'un amacının dünyadan insanları silmek olduğunu anlayınca yenilmezler ekibine dahil olmuştu. Yaşanan savaşta kardeşini kaybeden Wanda, o an etrafta ne kadar robot varsa külüdivermişti. Güçlerinin sınırı bilinmeyen bu karakterde ne ararsan var. Psiyonik, psişik, telekinetik, telepatik güçler, zihin ve gerçeklik manipülasyonu, tüm maddeler ve enerjiler üzerinde hakimiyet, ışınlanma, uçma kaçma ne istiyorsan var. Şöyle hayal et. Bir eliyle 5 tane taşa sahip Thanos'u durdururken, diğer eliyle de Vision'ın kafasındaki taşı yok edecek kadar güçlüdür. 8. Falcon. Yayınlanan dizisiyle göz dolduran kahramanımız, hava kuvvetlerinde görevli uçuş personeli. En yakın arkadaşı bir operasyonda ölünce motivasyonunu kaybedip işi bırakan Sam Wilson, eski askerlere terapi seansları yapan birine dönüşmüş. Ama Kaptan Amerika ile tanışınca hayatı değişti tabi. Uzman bir asker olması sebebiyle yakın dövüş, ateşli silahlar konusunda uzman. Asıl işi olan ileri teknoloji kanatlarıyla da manevra kabiliyeti ve hızı üst seviyede. Ayrıca çok iyi taktikçi ve savaş stratejileri konusunda da oldukça başarılı. Steve Rogers'ın yokluğunda boşu boşuna yeni kaptan olmamıştır herhalde. 9. Savaş Makinesi. Hava kuvvetlerinde üst rütbeli bir personel olmasının yanı sıra Demir Adam Tony Stark'ın da en yakın dostu olan bu kahramanımız, yakın dostunu depresyondan çıkarmaya çalışırken birazcık pataklamış ve zırhlardan birini de almıştı. Önce ordu tarafından, sonradan da Stark tarafından modifiye edilen zırhla hem yenilmezlere hem de Tony Stark'a çok faydası dokunan savaş makinesi, bildiğimiz Demir Adam kostümünün daha bir askeri amaçla üretilmiş olanı desek daha doğru olur. Uçma, dayanıklılık, güç artışı, yapay zeka gibi özelliklerin yanı sıra bomba atar ve yüksek kalibreli mermi atabilen otomatik silahlarla bezenmiş oldukça etkili bir kahraman. 10. Vision. Öncesinde Ultron'un kendi zihnini aktarmak ve daha da güçlenmek için yaratmak istediği vibranyum alaşımlı sentetik boş bir beden olan Vision'ın bedeni, İlk başta yenilmezler arasında anlaşmazlığa yol açıp milleti birbirine düşürmüştü. Thor başkan gelip çekiciyle olaya son verip bedeni canlandırınca bizim Vision doğmuş oldu. Esas gücünü alnındaki zihin taşından alan beden oldukça güçlü ve etkili. Hem vibranyum içerikli sentetik inorganik madde hem de organik maddenin mükemmel bir karışımı olduğu için Vision bedeninin yoğunluğunu bir kayadan daha sert veya havadan daha yumuşak hale getirebilir. Bu sayede nesnelerin içinden geçebilir veya tek bir darbede devasa boyutlarda nesneleri kırabilir. Stark'ın yapay zekası Jarvis'ten aldığı bileşim sayesinde süper hızlarda bilgi işleyen süper dahi yapay zekası da cabası. İnsanüstü dayanıklılık, refleks, güç, savaş becerisi bir de üstüne zihin taşı sayesinde güçlü ışınlar atabilme, uçma derken bununla düşman olmak istemezsin. Tek kötü yanı bilgisayar vari bir beden olduğundan elektriği verince far görmüş tavşan oluyor.
Bu kadar özelliğe o kadarcık zayıflık da olsun artık. 11. Örümcek Adam. Belki de en çok sevilen süper kahraman bu olsa gerek. Çok başarılı ama biraz da sakar olan liseli Peter Parker, okul gezisinde laboratuvardan kaçan radyoaktif bir örümceğin ısırmasıyla acayip özelliklere kavuştu. Adından da anlaşılacağı üzere örümcek gibi duvarlarda gezebilen, bazı versiyonlarında kendi vücudunda, bazı versiyonlarında özel ürettiği mekanizmayla ağ atabilen, gelen tehlikelere karşı önsezi ve aşırı hızlı reflekslere sahip, tonlarca ağırlığı kaldırabilecek kadar güçlü ve uzun süre savaşabilecek kadar da dayanıklı olan bu kahraman, yenilmezlerin en genç üyesi. Aynı zamanda çok genç ve duygusal olduğundan ikili ilişkileri, arkadaş ilişkileri derken en sevilen kahramanlardan olan Örümcek Adam daha uzun süre beyaz perdede yerini koruyacak gibi görünüyor. Biz de cayır cayır izleriz acı, sıkıntı yok. 12. Kaptan Marvel. Zorlu bir çocukluğun ve kadın erkek eşitsizliğinin sıkıntılarıyla büyüyen Carol Danvers, yılmadı, pes etmedi ve pilot oldu. 80'li yılların sonunda hava kuvvetlerinde bilim projesi yürüten ve henüz Kree olduğunu bilmediği Wendy Lawson'la birlikte bir uçuş görevine çıktı. Saldırıya uğrayan ve düşen uçaktan kurtulan Carol, hem sevdiği bilim kadınının hem de saldıranların uzaylı olduğunu öğrendi. Uçaklarına güç veren Tesseract'ı gelenlerin eline geçmemesi için havaya uçurmaya çalışan Carol, yaşanan patlamayla Tesseract'ın enerjisini emdi. Gelen Kree birlikleri tarafından insan fizyolojisi Kree kanıyla birleştirilince ortaya hem insan hem uzaylı hem de Tesseract'ın gücünü kullanabilen süper güçlü bir kadın ortaya çıktı. Yıllar sonra kazayla dünyaya düşen ama geçmişini hatırlamayan Carol, hem gerçekleri hem de güçlerini keşfetmiş oldu. Aşırı yük moduna girdiğinde yok edilmez olan kahramanımız, hem dünyada hem de derin uzayda adalet savaşçılığı yapmaktadır. Yoğun kozmik enerji ve Kree insan karma biyolojisi nedeniyle hem gücünü hem dayanıklılığını maksimum düzeyde arttıran karakter, foton patlamaları, enerji saldırılarının yanı sıra uzayda seyahat edebilecek kadar hızlı şekilde uçabilmektedir. Neredeyse en güçlü yenilmez desek sorun olmaz herhalde. 13. Karınca Adam. Scott Lang, hırsızlıktan hapis yatmış, eşinden boşanmış, biraz bitikleri oynayan bir adam. Ama Hank Pym'le tanışınca hayatı değişmiş. Hank Pym'in ona yardım etmesiyle kendini hem bedenen hem de zihnen geliştiren Scott, ona yardım eden bu bilim adamının Karınca Adam kostümünü verip birkaç kaçamak göreve göndermesiyle hikayesi başlamış oldu. Karınca Adam denmesinin asıl sebebi, Hank Pym'in keşfettiği teknoloji sayesinde feromonlarla anlaşan karıncaları yönlendirmeyi başarması. Kostüm sayesinde de fiziksel boyutunu atom altı seviyelere kadar küçültüp devasa boyutlara kadar büyütebilmesi de yeteneklerini iyice geliştirmesini sağladı. Haliyle bu yetenekler yenilmezlerin dikkatini çekti. Hank Pym'in kızı Hope Van Dyne ile de romantik bir ilişkisi olunca tamam, bir erkek daha ne ister ya? 14. Wasp. Az önce bahsettiğimiz Hank Pym'in kızı Hope Van Dyne, annesinden kalan Wasp kıyafetini babasının ona vermesiyle hem hayallerine kavuştu hem de Karınca Adam'a çok yardımı dokundu. Wasp'ın kelime anlamı yaban arısı demek. Karınca Adam ve yaban arısı ikilisi beraberken oldukça etkililer. Karınca Adam gibi boyutunu küçülten ama büyütebiliyor mu henüz bilmediğimiz kahramanımız, saldırı ve savunma konusunda Karınca Adam'dan daha etkili desek yalan olmaz. Scott'ı eğiten de zaten ta kendisiydi. Karınca Adam filmlerinde ve Endgame filmlerinde oldukça faydalı bir savaşçı olmuştu. 15. Kara Panter. Geldik bir kral kahramanı. Afrika'da küçük bir ülke olan Wakanda'nın kralı olan kahramanımız, dünyaya binlerce yıl önce düşmüş vibranyum dolu göktaşı sayesinde yetişen kalp şekilli bitkiyi tüketince güçlerine kavuşmuş oldu. İleri teknoloji zırhı olmadan bile insan sınırlarının ötesinde hız, güç, çeviklik ve dayanıklılığa sahip. Zaten kral olan babası tarafından kral olmak için yetiştirilen T'Challa, çok fazla dil bilen, dahi düzeyde taktisyen, gizlilik ustası ve efsane savaşçıdır. Bir de kardeşinin tasarladığı ileri nanoteknolojik vibranyum kostümüyle bu gücünün potansiyel sınırlarını zorlamaktadır. Kara Panter'i canlandıran ve 2020 yılı Ağustos ayında kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden usta aktör Chadwick Boseman'ı anmadan geçmeyelim. Işığı bol olsun, mekanı cennet olsun. 16. Kış Askeri. Steve Rogers'ın en yakın arkadaşı olan ve 2. Dünya Savaşı'nda uluyan komandoların önemli üyesi Bucky Barnes, savaş sırasında kaptanla beraber yaptıkları tren baskınında uçuruma düşmüş ve öldü sanılmıştı.
Kaptanın 70 yıl sonra buzların içinden geri dönmesinin üzerine yaşanan gelişmelerle iç savaş sırasında Bucky'nin Ruslar tarafından süper asker serumuyla geliştirilip hayatta tutulduğu ve beyninin yıkandığı ortaya çıkmıştı. Hafızası silinen, beyni yıkanan ve bu sayede verilen görevleri ruhsuz bir makine edasıyla gerçekleştiren kahramanımız Steve Rogers'ın çabalarıyla ve ödenen ağır bedellerle temize çıktı. O da aynı kaptan gibi aşırı derecede dayanıklı, güçlü ve usta bir savaşçı. Savaş stratejileri, usta silah kullanımı ve özellikle de kopan kolunun yerine takılan vibranyum kolla düşmanlarının korkulu rüyası. Şimdilerde kaptanın emekli olmasıyla eskiden zar zor anlaştığı Falcon'la birlikte iyi işler başarmakta. 17. Doctor Strange. Normal yaşamında egoist ama dünyanın en iyi beyin cerrahı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dr. Stephen Strange, bir konferansa giderken geçirdiği korkunç trafik kazasıyla başarısını borçlu olduğu en değerli uzuvlarından, ellerinden çok ağır yaralandı. Ne yapılırsa yapılsın tam olarak düzelmeyecek olan elleri için her şeyi yapan ama başarılı olamayan kahramanımız en sonunda Katmandu'da kadim kişi olarak bilinen mistik sanatlar ustasının yanına gitti. İlk başlarda materyalist yaklaşımları sebebiyle çok hoş karşılanmayan Strange, zamanla durumu en hızlı kavrayan en iyi öğrenci oldu. Yaşanan Dormammu tehdidiyle kendini kanıtlayan doktor, kadim kişinin ölümüyle hem mabedin hem de dünyanın koruyucusu, aynı zamanda da Agamotto'nun gözü yani zaman taşının da muhafızı oldu. Mistik sanatlar konusunda ondan daha uzman birisi olduğu söylenemez. Daha ilk zamanlarında en çok korkulan düşmanlardan biri olan Dormammu'yu bile alt etmesi ne kadar dahi ve usta bir büyücü olduğunu kanıtlamış olsa gerek. 18. Ajan Phil Coulson. Yenilmezlerin ilk başta bağlı bulunduğu gizli devlet teşkilatı SHIELD'ın en önemli ajanlarından olan Phil Coulson, yıllarca askeri casusluk eğitimi almış, istihbarat, strateji, taktik, savunma ve saldırı konularında ileri düzeyde yetişmiş bir ajandır. Yenilmezlerin kurucusu ve SHIELD'ın direktörü Nick Fury'nin de sağ koludur. New York Savaşı zamanında Loki tarafından öldürülen ajan Phil Coulson, Agents of SHIELD dizisinde ortaya çıktı. Anlaşılan o ki Nick Fury'nin gizli emirleriyle hayata geri döndürülmüş. İç savaş döneminde SHIELD'ı bırakan Nick Fury, direktörlük görevini de Phil Coulson'a devretmiştir. Tüm kahramanlarla, özellikle de Demir Adam'la diyalogları efsanedir. 19. Nick Fury. 1960'larda orduya katılarak başlayan kariyeri, Soğuk Savaş döneminde CIA için çalışmasıyla devam etti. SHIELD'ın direktörlüğüne atandı ve en önemli proje olan Yenilmezlerin kurucusu oldu. Karizması, hitabet yeteneği, dünyanın en iyi casusu olması gibi yeteneklerine bir de tecrübeli askeri dehası ve stratejik taktik bilgisini eklerseniz doğal bir lider, kırılmaz bir ruh ve çok güçlü bir müttefik elde edersiniz. New York Savaşı ve Ultron'la mücadelelerde en beklenmedik anlarda takıma çok desteği ve yardımı olmuştur. Ayrıca Kaptan Marvel'la 80'li yıllardan tanışıyor olması sayesinde Yenilmezlere desteğe gelmesini de son anda sağlamıştır. Evet arkadaşlar, uzun bir karakterler videosunun ilk bölümü sonuna geldik. Az önce de bahsettiğim gibi yapılacakları biliyorsunuz, o yüzden hiç uzatmayın. Ayrıca Discord ve Twitch kanalımıza da uğramayı unutmayın. Kötü ve yan karakterlere hiç yer vermediğimizden videonun başında bahsetmiştik. Onları daha sonraki videolarda ayrıca anlatacağım. İkinci bölümde tekrar görüşene dek hoşça kalın ama daha da önemlisi sağlıkla kalın.